Europe Universalis 4 Muharebe serimizin 4. bölümündeyiz. Bu kez geç dönemdeyiz. Ordularımız hazır. Şimdi bir orduyu yine süvariye dayalı yaptım. Ama şunu yaptım. Özellikle oyunun geç tarihlerinde söyleriz. 4K civarında süvari kullanmak sağlıklıdır. Özellikle süvari gücünüz fazla değilse, yani yetenekleri süvarilerinizin fazla değilse 4'ten fazla süvari kullanmamakta fayda var deriz. Bu söylediğimiz söz doğru mu değil mi? Onu sorgulayacağız. Ancak zarsız ortamda. Zarın önemini de 5. bölümde anlayacağız. Şimdi efendim, iki ordu karşı karşıya. Bir orduda yine 36 tane piyade, 4 tane süvari var. Karşısında ise 30 tane piyade, 10 tane süvari var. Burayı birer round yine geçebiliriz. İzleyelim bakalım neler olacak. Gitme bir yere, gel buraya, gel buraya, kaçma. Ordular bir kapışacak şurada. Heh. Ve muharebe başladı. Şu an 9 dice'dayız. 9 zar atılmış durumda. Ve piyade ordusu büyük bir hasar vererek savaşa başladı. Kayıplar da zaten az çok belli oluyor. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir tablo oluşacak. Hatta yavaş da geçse iyi olur. Kayıpları daha iyi görelim. Bakın. 200 kadar farkı var ama 400 kadar süvari fark atıyor. Çok da. Bak, bu Fire da artık dengelemeye başladı. Ve şokta vurmaya devam ediyor. Kayıplar dikkatinizi çekti mi? Moral dikkatinizi çekti mi? Ah! Yoksa oyun sonunda daha fazla süvari kullanmak daha mı iyi? Bakın. Piyade ordusu tam bir facia yaşıyor şu anda ve kaybetti. Kayıplarda tabii çok büyük bir fark var mı? 23 bin dolaylarında bir taraf, öbür taraf 21 bin dolaylarında. 22 bine yakın hatta. Evet. Ezberler bozuluyor mu yoksa? Devam. O zaman şimdi de Lavrdon'la saldırı yaptıralım. Sonra zarları sıfıra indiririz. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Gelsin, gelsin, gelsin. Devam ediyoruz. Gelsin. Evet. Şimdi saldırımız başlasın. Albert Infanteri yok tabii artık bu dönemde. Ezberledim artık, herkese Albert Infanteri diyeceğim ya. Bir sürü bölüm yaptık. Saldır bakalım. Evet, şimdi piyade ordusu saldırıyı başlattı. Bu ordular da bu arada saldırıda yetenekli ordular. Hem şeyleri tanıtmadım tam olarak. Burada Impulse Infanteri var. Keza aynı karşı tarafta da aynı şekilde ama gerçi süvari olarak burada yine Fire etkisi olan bir süvari seçtim. Savunma yeteneği de fazla. Ama süvari ordusunda şok değeri yüksek olan Latin Lancers'ı seçmiştim. O da yine saldırıda etkili bir süvari tipi. Neyse. Devam edelim. Bakalım neler olacak. Şu an çok sağlam hasarlar görüyoruz. Savunmaya geçecek şok ve şok da yine müthiş kayıplar yaşatıyor Fire'a göre. Acaba bu zamana kadar hep yanlış mı söyledik? Neler oluyor böyle? Süvari ordusu tam bir biçiyor abi. Buyurun. Kazandı. İşte kayıplar. Yine mağlubiyet. Zarlar bu kez sıfıra insin bakalım. Sıradan sıfıra indirelim bakalım. Neler olacak? Enteresan değil mi? Süvari ordusu galip gelmeye devam ediyor. Şimdi gelsin bakalım. Zar combat, dur şuradan combat dice'ı ver bakayım. Verene kadar şimdi yanlık yazarız daha iyi. Bir sürü hatalı şey de yazdım ben arka arkaya. Sıfır. Evet. İzleyelim bakalım. Süvari ordusu, pardon, piyade ordusu saldırıya geçiyor. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Ne kadar değişecek? İzleyelim, görelim. Evet, kayıplar tabii ki daha da azaldı. Zar seviyesi düştüğü için. Şöyle. Tamamdır. Devam. Evet, Fire'dayken yine hasarlar
Hasarlar büyük ama şok devreye giriyor ve bir anda süvari ordusu savaşı lehine çeviriyor. Piyade ordusu toparlama çabasında ama çok büyük hasarlar veremiyor. Şok devreye girdiğinde verdiği hasarlara bakın. Buyurun. İşte flank gücünün özelliği. Süvarilerin yeteneği. Gördünüz mü? Oyunun geç döneminde bile müthiş sonuçlar veriyor süvariler. Acaba süvari sayılarını arttırmamız mı gerekir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Çünkü zar etkisi şu an sizleri yanıltıyor. Geçeceğiz. Geç döneme geçeceğiz. Daha doğrusu geç dönemdeyiz de topçulu haline geç döneme geçeceğiz. Ve o zaman sonuçları daha iyi göreceksiniz. Daha iyi anlaşılacak. Son roundumuzu da yapacağız bundan sonra. Evet, yine süvari ordusu muharebeden galip ayrıldı. Hem de bayağı bir hasar vermiş düşmanına. Tamam. Şimdi sıra sende. Bunu da yaptıralım. Ve bu bölümümüzü de burada kapatalım. Burada tabii şeyi canlandırmadım. Yani tamamen piyadelere dayalı bir ordu yapmadım. Hani 4K süvari limiti. Genelde söylediğimiz limit. Ya da daha fazla süvari kullanımını konuşuyoruz burada. Süvari sayısı daha az olsaydı mevcut şartlar altında kayıpları daha ağır olacaktı bu ordunun. Flank gerçekten önemli bir dinamik aslında. Ama zar etkisi yokken. Zar etkisini göreceksiniz abi 5. bölümde. Bu kadar bahsettim, merak ettiniz. Bölümü izleyin abi. Kopya vermiyorum. Evet. Şok devrede ve yine süvari ordusu, ya oğlum bir dur. Süvari ordusu büyük hasarlar vermeye devam ediyor ve artık muharebeyi kazanacak. Buyurun. Lan oğlum bir haber verme, bir dur. Bak Fire da mesela çok fazla kayıp verdiremiyor düşman ordusuna. Şu an teknolojik olarak baktığınızda 2.1 Fire gücü var. Piyadelerin bir gücü de süvarilerin var. Fakat süvarilerin şok kabiliyeti 4. Tam bir farya. Ama bu ordularda topçunun olmadığını söyleyeyim. Yani bunu da bilerek ayarladım bu şekilde. Evet. Dur be kardeşim. Süvari ordusu artık muharebeyi bitirecek. Biraz daha hızlandıralım mı? Güzel. Ve son muharebede bu şekilde sonuçlandı. Süvari orduları geç dönemde tüm savaşlardan galip ayrılmayı bildi. Ve tabi burada süvari ordusundan kastım 4000'den fazla süvarinin kullanıldığı bir ortam. Bakalım işin içine topçu girince ve zar girince neler olacak?